Merhaba çocuklar. Hikaye sepetimizde bakalım bugün sizi hangi hikaye bekliyor? Biliyorsunuz hikayeyi anlatmaya başlamadan önce sizinle birlikte bir hikaye şarkımız var. Hazırsanız hemen başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden bir rüzgar sesi istiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Derelerden şıkır şıkır su sesi istiyorum sizden. Sel gibi vardık hikaye diyarının kapısının tam önüne. Kapı kapalı. Biliyorsunuz ne yapacağınızı. Hadi getirin anahtarlarınızı. Ben de size hikaye diyarının anahtarını sepetimden getiriyorum. Bakalım siz nereden getiriyorsunuz çocuklar? Oyuncak sepetinizden mi yoksa kitaplarınızın arasından mı? Evet, anahtarlarınızı getirdiniz mi? Açalım artık kapıyı. Hadi bakalım, anahtarları da takıyoruz. Ben ne diyordum? Evet, ben tıkırt diyeceğim. Siz tıkırt diyeceksiniz çocuklar, tamam mı? Tıkırt. Tıkırt. Tıkırt, tıkırt, tıkırt. 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 Evet, işte böyle yüksek sesli kapımız sonuna kadar açıldı. Hadi bakalım, oturun. Şimdi hikayemiz bizi bekler. Hikayemiz. Hikayeler ve etkinliklerle değerler eğitimi serimizden iyilik yarışçıları. Yazarımız Yasemin Çağlar. Kitabımız Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basıma hazırlanmış. Bakalım bugün hangi maceralar bizleri bekler? Gülsüm Nine'nin torunları etrafında toplanmış hangi masalı anlatacağını merakla bekliyorlardı. Gülsüm Nine gözlüklerin üzerinden etrafına baktı ve başladı anlatmaya. Güzel bir ülkede güzel insanlar yaşarmış. Soğuk kış günlerinde kuşlar üşümesin diye kuş evleri yaparlarmış. Kediler, köpekler su içebilsinler diye de kaplara su koyarlarmış. Kanadı kırık leylekleri iyileştirir, kışın dağlardaki aç kurtları beslemek için birlik olurlarmış. İşte böyle iyilikte birbirleriyle yarışırlarmış. Sadece hayvanlar mı iyilik edermiş diye merakla sordu Murat. Olur mu? İnsanlar da çok değer görürmüş. Yaz günlerinde çarşıda, pazarda gezenlere soğuk su dağıtırlarmış. Bir evin penceresinde sarı çiçek gördüklerinde yoldan sessizce geçerlermiş. Duru, niye nine yoksa sarı çiçek onlara gürültü yapıyorlar diye kızar mıymış diye sorunca herkes gülüştü. Çok komik değil mi çocuklar? Sarı çiçek herkese kızar mıymış? Kızmazmış kuzum. Pencerenin önündeki sarı çiçek, bu evde bir hasta var. Lütfen gürültü yapmadan sessiz geçin demekmiş aslında. O zamanlar zenginler bakkala uğrayıp borçluların borcunu ödermiş. Başka, başka diye heyecanla sordu Zeynep. Başka? Sokakların başında sadaka taşları varmış. İhtiyacı olan sadaka taşından ihtiyacı kadarını alır gidermiş dedi ve Gülsüm yine birden sustu. Neden sustu acaba? Çocuklar masal bitti sandılar. Ya bitmesin, hadi ama nine devamını anlat, hadi anlat diye bağırınca, demek çok istiyorsunuz o zaman dedi ve devamını getirdi. Bu ülkede yaşayan minik bir serçe kırlarda uçuyormuş. Uçarken de yerde ağaçların arasında ilerleyen turuncu bal kabağı görmüş. İnmiş bakmış ki bir tarla faresi kabağı ittirip durmakta. Tabii kabak kocaman, farecik onun önünde görünmüyor. Aa canım ne yapıyorsun sen? Hadi beni takip et demiş ve fareye gözcü olmuş. Serçe uçmuş, fare yürümüş. Serçe uçmuş, fare yürümüş.
arada kanatlarıyla gel gel devam et anlamında yol gösteriyormuş. Önüne taş çıkınca dikkat et diye sesleniyormuş. Böyle böyle tarla faresi gideceği yere kadar ulaşmış. Tarla faresi bal kabağını meğer komşusu köstebeğin yuvasına taşıyormuş. Yeni yavrulamış köstebek şimdi çalışamaz yazıktır diye düşünmüş. Köstebeğin evine varmışlar. Ne kadar iyi görüyor musunuz fareciye bakın çocuklar. Tarla faresi komşusuna yolda olanları anlatmaya başlamış. Bu arada serçecik pek susamış. Yakında olan dereden su içmek istemiş. Ama dere o kadar hızlı akıyormuş ki bizimki bir türlü su içemiyormuş çocuklar. Fare ve köstebek serçenin zorlandığını fark edip hemen yanına gitmişler. Bakalım ne yapacaklar fare ile köstebek. El ele hemen yer altına dalmışlar. Yerin altından küçücük bir çukur açıp dereden su getirmişler. Bir türlü suya yaklaşamayan serçe böylece doyasıya su içmiş. Burası iyilik ülkesiymiş. Dedelerimizin ülkesi Osmanlıymış. Kuşları da, insanları da işte böyle pek iyiliksever ve pek bir mutluymuş. Masal da burada bitmiş. Çocuklar Gül Nine'nin anlattıklarını hayretle dinlemişler. Hep birlikte harika vakit geçirmişler. Evet, dedelerimizin ülkesinden bahsettik bugün. Yani Osmanlı topraklarından. Her biriniz iyilikle kalın çocuklar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri siz kıymetli çocuklara. Diğeri hikaye anlatıcısı Hava ablanıza. Üçüncüsü ise kime gitsin? Köstebeğe mi gitsin? Yoksa serçeye? Bence her birine gitsin. Afiyet, bal şeker olsun. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bir dahaki programa kadar masalla kalın olur mu?